Bana lütfen bu hanımefendi dışarı at. Çıkarsın. Alt üstü bir tane röportaj istedim. Sete gittim Kapadokya'da. Rüyalarıma kadar giriyor bu konu. Ay ne kadar sevindim seninle karşılaştığıma. Her yerdeyim, gördüğünüz gibi. Minnoş bir insansınız. İnşallah sevgili olurlar. Bizi doktor Zümrüt Ankara'da. Zümrüt evin önüne geldik. Hadi içeri girelim bakalım neler var içeride. Şu odaya bir girelim bakalım. Şimdi bu nesil hatırlamaz ama zamanında bizim böyle tüplü televizyonlarımız vardı. Uzaktan kumandamız bile yoktu ya. Buraya gelip buradan kanalları değiştiriyorduk. Çeksene beni de onlarla. Şimdi sahneye gidiyoruz beraber Ceren'le, yani Zümrüt. Şimdi Volkan Hoca sete yeni geldi. Başrol oyuncusu Ceren'e sahneyi anlatıyor. Çok seviyorum bu mizansenli sahneleri. 3, 2, 1, kayıtta. Buyurun. Günaydın. Düşmanımın düşmanı dostum. Setteki en yakın arkadaşım sensin. Gel. Ya aslında şu an çok güzel gidiyor. Şu an mutluyum. Karakterimden de mutluyum. Gidişattan da mutluyum. Dediğim gibi sadece kışa hazır değiliz. Her seferinde bunu söylüyorum ama o kadar zor ki buranın kışı. Tek hazır olmadığım şey bu açıkçası. Yönetmenimiz değişti. Bugün ilk sahnemiz vardı. Tatlı böyle şey yanaştı. Yani sıcak karşıladı. Sağ olsun. Ben yeniden doğduğun bir an var mı bana anlatacağım? Uzun bir ilişkim vardı. Ondan sonra hayatımı bambaşka bir yöne çevirdim. Böyle 4 seneydi. O bittikten sonra bambaşka bir insan olarak çıktım gerçekten, doğru. İlişkisinin sonunda evlenip işte barklanacak, kendi hayatı olacak falan bir kız olarak görüyordum kendimi. Ondan sonra sıfır, evlenmeyi tamamen çıkarttım kafamdan. Tamamen iş odaklı bir insan oldum. Yaşam amacını buldun mu? Yani o kadar çalışma odaklıyım ki her şeyi iş üzerine kurmuş durumdayım. Yani mesela işime engeller diye ilişki bile istemiyorum. Çünkü burada çok uzun saatler çalışıyoruz. Bir ilişkim olsa ilişkime yoğunluk veremeyeceğim. İlişki bile istemiyorum yani. Belki de bugüne ait olmayan, artık bugün unuttuğumuz aşk diyalogları var ya böyle hani. Kitaplarda okuduğumuz, eski filmlerde izlediğimiz o tadı hissediyorum ben. Ama hani bizler de, ki ben 39'um, bu kadarına şahit olmadık herhalde böyle destansı aşklara. Bunu oynamak nasıl ve oynarken ne hissediyorsun? Evet, bayağı öyle. O yüzden bence Alp'te de aynı şey oluyor zaman zaman, bende de oluyor. Kelimelere bir yabancı gibi hissediyoruz. Ben mesela aynı kelimeyi, mesela şu an burada işte ne var? Bu ölümden de betermiş sevgilim, bu yaşarken ölmek gibiymiş. Bunu kullanan bir yeni nesil gördünüz. Z kuşağına şunu anlatsana şimdi mesela. Öyle bir şey yok. O yüzden sürekli mesela aynı kelimeyi, işte Meisner diye bir teknik var mesela. Biliyorum. Meisner gibi bulduğumu tutuyorum, diyorum ki bana bu kelimeyi söyle şimdi. Ben sana söyleyeceğim, sen bana söyleyeceksin diye. Onlarla sürekli böyle yabancılaşmamaya çalışıyorum kelimelere. Çünkü bizim açımızdan da zor. Bayağı hiç kullanmadığımız kelimeleri, hiç düşünmediğimiz tatlı bir aşkı yaşıyoruz çünkü orada. Hayal ettiğin bir aşk mı? Böyle bir aşk yaşamak. Keşke, yani öyle bir aşk olsa da yaşasak. Ya. Keşke. Mesela geçenlerde bir yere gittik. Kadının eşi soru sordu diye kadın sinirlendi, masadan falan kalktı. Bu arada soruyu sorduran da kendisi, hani dizideki oyuncu mu, bir sorsana o muymuş, çok benziyor falan diye sorduruyor, kendi utanıyor. Sonra adam sordu diye problem çıkarıp masadan gidiyor falan böyle. Tam oradan çıktık, bir garson fotoğraf çektirmek istedi. İki kişi birden çektirdiler. Çocuk geldi şey dedi, ya dedi ben tek çektireyim mi? Onun kız arkadaşı var, kıskanır, korkar işte ondan, şey yapamaz, koyamaz fotoğrafı dedi. Nasıl yani diyorum. Buranın insanı aşırı kıskanç. Ya. Bayağı tutkulu bir ilişki yaşıyorlar anladığım kadarıyla.
Yavrum yalnız şunu hatırlatırız yani. Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en tatlı kıskancı Seymen Ağa'dır. Bu topraklardan çıktı. Doğru, değil mi? doğru. Alp ve Aran nasıl? Gayet iyi. İyi anlaşıyoruz onunla. Bir problemim yok. Sadece işte ilk başlarda o daha böyle mesafeli bir çocuk. Gidiyorum mesela günaydın diyorum. Böyle hani ben çok seveceğim bir şekilde günaydın diyorum. Günaydın diyor böyle ama. Hani ona göre günaydın normali o. Ama bana garip geliyor mesela dümdüz günaydın demesi. Böyle ilk başta bir üzülüyordum falan. Sonra alıştım yani. Şimdi o da gayet normale döndü zaten. Peki bu senin ilk başrolün. Evet. Bayağı da parladın, patladın, sevilen biri oldun. Sence sevilmenin sebebi neydi? Yani sende ne buldu izleyici? Yüzünde ne buldu? Bence en önemlisi yüzünde ne buldu? Yani seyirci odur çünkü. Senin repliklerine bakmaz. Yüzünde bir duygu alır. O aldığı duyguyu sana yapıştırır. Sever ya da sevmez bence. Sende ne buldu? Bilmem, samimiyettir herhalde. Normalde de samimi biriyimdir çünkü. Ya benim kara sinek ve sivrisinek alerjim var. Daha şuraya girdim. Hemen bakın. Yediler beni. Görüyor musun Ceren? Bastım. Survivor'a hoş geldin o zaman. Al bak sana göstereyim ben. Her yer. Şaka yapıyorsun. Böyle bir şey var mı? Buraya geldiğimden beri yara bere içinde geziyorum. Burada bir de at çiftliği problemi var. At çiftliğine gidiyoruz sürekli. Orada ne diyorlar? Yakarca mı diye bir şey var. Hala kolumda izi de gitmiyor onun. Çok uzun süre kalıyor böyle. Allah'tan karakterim öyle salon hanımefendisi değil de idare ediyorum, yırtıyorum yani oradan. Ben küllerimizden yeniden doğacağız, o yüzden Zümrüt Ankara'ya gidelim diyordum ama Survivor'a gelmişiz, haberimiz yok. Oyun. Bir bak yukarıya. Demir kankan o anda olaylar bitmiyormuş. Biz de geldik bakalım, bir Azimet'e soralım. Ne oluyor? Ay, tam da karşımda duruyor. Merhaba Azimet Hanım. Buyurun. Bu konakta çok olaylar olduğunu duyduk. Gelip size bir soralım istedik. Bana bir röportaj verir misiniz? Koruma. Erkan gel. Nihat'ım. Neden ya? Ne oldu? Alt üstü bir tane röportaj istedim. Ya. Ayten ablam, oyun arkadaşım, eylem arkadaşım, dertlerimi anlattığım insan, en çok da aşklarımı anlattığım insansın galiba. Çok Ayten abla, senin gibi dünya iyisi bir insan nasıl böyle bir azimet oldun sen? Korkuyorum ben seni izlerken. Yok ya, bu kadın herhalde müthiş bir derinde maması olan bir kadın. Bir şeylerin sembolü, hala sürdüre gelen bu toprakların, yani bizim o kocaman güzelim Anadolu topraklarından kalan ailenin kurucusu, kollayıcısı ve kollayım derken en büyük yanlışları yapanı. Hep öyle değil mi? Hep öyle. Sizin iyiliğiniz için. Aynen. Sizin iyiliğiniz için, senin iyiliğin için, seni düşündüğüm için, ben ailem için yapıyorum derken yanlışları, acıları da getiren beraberinde. Güzelim kadınlardan biri. Güzelim derken zeki, kurnaz da olunca ama zeki olunca ve bütün her şeyi hallederim deyip de üstlenirse, ha bu arada ağlamasını da biliyor, üzülmesini de biliyor. Her yeni doğan çocuğuna, torununa da sarılmasını biliyor. Öpmesini, kollamasını ama hep yine aileye yeni gelen, aileye gelenler, o küçükler onun kalbinde büyüdükçe de uzaklaştıkça onların uzaklaşmasına dayanamıyor. Aşık olmasına dayanamıyor. Onların başkasını sevmesine dayanamıyor. Çünkü yalnız kalmaktan korkuyor. Çünkü yalnız bir kadın. Ve herkes aynen senin gibi bana anlatır, bana sezdirir, benimle bütün esprileri alır. Ya sen Ayten abla ya, ben başkasına yapıyorum anlamıyor. Sen nasıl anlıyorsun diyor. Diyorum ki ben seviyorum, kulaklarım açık, gönlüm açık. Elim, sevdiklerimi çok seviyorum. Ben dizi doktoruyum ama sen de sevgi doktorusun. Yok, ay bilmiyorum, içim dolu. Evet, benim dolu. İçim dolu. Evet, dolu. Şöyle, yani sevgi doktoru çok büyük bir şey tabii. Benim için de ya da bir insan için çok, çok yani fazla bir şey, çok açığım. Bir de şeyim de korurum ama. Mesafemi de öyle hiç boncuk falan dağıtan biri değilim. Ha? Hiç. Sadece severim. Sen, gerçekten sen de sevdim, alırım. Suratlı pamuk prensessin.
şeyim benim böyle duruşum da mı asık değil? Böyle güler yüzlüyüm ben. Vallahi gülmeyi başta, çok seviyorum ben. Başta böyle duruyorsun. Evet, duruşum böyle, hatlarımda bir şeylik var benim. Asık suratlı prenses olarak başlıyorsun, sonra kahkahalı prensese dönüyorsun. Burada da gülüyorum ara sıra, çocuk torun olunca, küçük torun olunca pek seviniyorum. Azimet gülmeye başlıyorum. Ay ne kadar sevindim seninle karşılaştığıma, ben de. Buluştuğuma. Oh be canım benim. Bir can oldum şu an. Oh be. Vallahi iyi geldin. Öyle güzel topraklarda, tabii ben Pidir'de deniz görmeyen insan olarak, denizi çok seven birisi olarak, ben biliyorsun ne kadar olayım. Sen bana deniz gibi geldin Yasin. Çok selam söyle. Bütün ne gördüysen, denizin ucunu gördüysen, oradaki Ayten ablamın selamı vardı. Selamı vardı. Çok özledim denizi. Seninle tanışmak istiyorum. Merhaba, ben Oya. Benim adım da Beste Ilgın. Çok memnun oldum. Ben de oldum. Sen burada çok güzel bir ışık karakterini oynuyorsun. Sağ olun. Kendini izlerken beğeniyor musun? Evet de bazenleri böyle yaptıklarım oluyor. Ne yaptıkların oluyor? Kötü şeyler yaptıklarım bazen oluyor. Aa, bazen kendini beğenmiyorsun yani. Evet. Ya buralı mısın sen? Yok, buralı değilim. İstanbulluyum. Peki burada en çok kiminle anlaşıyorsun? Herkesle anlaşıyorum. Herkesi seviyor musun? Evet. Ne kadar politik cevaplar veriyorsun. Hiç bilmem ki. Eğleniyor musun sen de? Biraz. Biraz eğlenmiyorsun o zaman. Yarı eğleniyorum, yarı eğlenmiyorum. Nerelerde eğleniyorsun? Böyle yün ufaklarda falan. Senin şimdi dizide iki tane baban var. Bence İsmail abi 10 dakikada perişan ettiğim olmuş ama. Nasıl perişan ettin? Çünkü çok konuşuyorum. Ne yaptın? Çünkü çok konuşuyorum. Sen çok mu konuşuyorsun? Evet, biraz. Ama sen çok güzel sarılıyorsun. Evet. Ay. Ne çektik şu anda biz? Röportaj yaptık. Zümrüdü Anka setine geldik. Bul ki Serhat'ı bulup röportaj yapasın. Kendisi her sahnede olduğu için sürekli bir yerde. Biz ancak dönüş yoluna geçmişken kendisini karavanında bulduk. Tamam, geliyorum. Hala kafamızı dövüyorlar. Nasılsın? İyi, siz nasılsınız? Ben iyiyim. Nasıl gidiyor? Hani bütün bu pandemi sürecinden sonra tekrar sete çıktınız. Başladı yine her şey. Bir yabancılaşma hissettin mi? Yok, yabancılaşma hissetmedi. Genelde bizde öyle şeyler olmuyor. Zaten pandemi sürecinde de çalışmaya devam ettiğimiz için. Hani kendimi geliştirmeye çalıştım ben yani, eğitimlerden. Çok da mesela beni bırakmanın üstüne çok ara vermedin herhalde, değil mi? Ben sanki üstüne hemen bu başladı gibi hissediyorum. Evet, elimi bırakmanın son haftası galiba. Birçok teklif gelmişti. Burası çok ısrarlıydı ve hikayesi de güzeldi, ben de beğenmiştim. Aslında çalışmayı düşünmüyordum hani açıkçası. Çok hızlı olmadım yani, ne, seni ikna eden neydi? Yani hikaye tamamen. Hikaye ve hocamız ikna etmişti beni zamanında, senaristimizle birlikte. Gerçekten şey oldu, zor oldu. Bir de buraya geldiğimde -15 dereceydi hava. Yani bir 60 bölüm çekip buraya geldim ve direkt başlayınca haliyle şey oldu. Benim için ekstra yoruldu. Önce oynadığın rollere baktığımda ben bu karakterin çok daha maskülen olduğunu görüyorum. Seni ikna eden de aslında bugüne kadar oynadığın adamlardan farklı bir adam olması ve bir anda çok büyümüşsün gibi hissettim. Ben açıkçası bayağı büyüdü ya. Ekranda büyüdü dedim. Ben Playboy'da oynadım. Aile çocuğunda oynadım. Mesela Elim Bırakma'daki karakterim de buna çok yakındı. O da ailenin zengin oğluydu ve aklı başındaydı. O yüzden biraz tarzımla oynama yaptım. Oyunculuğumu geliştirdim. Oradaki İstanbul erkeğinden çıkıp biraz daha Anadolu erkeği, o dediğin gibi maskülenliği biraz daha oradan vermeye çalıştım. Ve gelen tepkilere bakılırsa da başarılı oldum gibi göründü. Böyle hep aşık olmayacak gibi görünen ama bir anda aşkın peşinden giden adamları oynadın. Hepsi farklı çeşitlerde olabilir ama bu çok masalsı değil mi? Genelde yorumlar da bu şekilde. Hani keşke Serhat gibi biri sevse beni gibi şeyler var, kızlardan yorumlar var.
Gerçekten öyle ama sevdiğine tam seven, peşine düşen, dediğin gibi hani sevmeyecek gibi görünen ama aslında o aşkı da içinde büyüten biri. Müthiş de sahiplenen biri aslında. Kesinlikle. En iyi tarafı bu zaten. Hani sahipleneceği, toplayıcı, ailesini topluyor. Sevdiği kadını yalnız bırakmıyor. Ayrılsa da, kıskansa da, yanlış anlasa da bir şeyleri yine de kendi içinde şans veriyor. Dışarıdan baktığımızda çok sert bir adam olsa da içeride çok yumuşak, naif bir tarafı var. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rüyalarıma kadar giriyor bu konak. Çok seviyorum burayı. Ya şu konağa geldim, beni hizmetçi yaptı Rabia'cığım. Bir gün dedi ki Al Pacino hep aynı oynuyor dedi.